akşamlar. Bir derin mevzu programıyla daha karşınızdayız. Başkent Ankara'daki Hasan Yalçın stüdyomuzdan yapacağız bu hafta yine programımızı. Geçen hafta damga vuran, önümüzdeki hafta konuşulması muhtemel olan konu başlıklarını değerlendireceğiz. Programımızın daimi konuğu Orta Doğu ve terör uzmanı Sayın İsmail Dost bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ve hukukçu Sayın Hüseyin Çıvkın bizimle birlikte. Efendim siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Teşekkürler. Değerli izleyenler, yaklaşık 38 dakikalık gecikmeyle programımıza başlıyoruz. Bu gecikmeden dolayı hepinizden özür diliyoruz. Dolu dolu bir programla karşınızda olacağız. Süremizin yettiği ölçüde en kritik konu başlıklarını en derinlemesine bu hafta yine ele alacağız konuklarımızla beraber. Neler var? Afganistan meselesi var. Bu Afganistan meselesiyle birlikte Sincar'da Türk ordusunun yaptığı MİT'le birlikte başarılı operasyon var. Terör örgütü PKK-PYD'nin üst düzey bir sözde komutanını etkisiz hale getirildi. Bunun ayrıntılarını konuşacağız. Ve diğer başlıklar da var. İşte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tartışılıyor. Bu konu başlıklarını ele alacağız. Diğer yandan bütün bu meselelere dair sosyal medya mecralarında sıkça video, fotoğraf, photoshoplanmış veya eski başka olaya ait görüntüler paylaşılıyor. Biraz bunları da konuşacağız. Yani tırnak içi ifadeyle sosyal medyadaki dezenformasyonu masaya yatıracağız konuklarımızla ve bu başlıkla programımızın açılışını yapıyoruz. Sayın Dost, sizinle başlayalım efendim. Sosyal medya günümüzde nasıl kullanılıyor? Sürekli paylaşılan içerikler tartışılıyor. Doğru mu, yalan mı? Bunun doğruluğu teyit ediliyor mu, edilmiyor mu? İnsanlar buna kolay inanıyor mu, inanmıyor mu? Siz dinliyoruz efendim. Evet, 38 dakika gecikme oldu. Çok özür dileriz herkesten. Şimdi sosyal medyayı ben şöyle anlatayım. Sosyal medya şu anda özellikle Türkiye'ye karşı iki faktör düşman var. Bir faktör Türkiye'nin içinde düşmanlar var. O Türkiye'nin içinde düşmanlar dediğimiz terör örgütleri var. PKK hemen akla geliyor. Sonra FETÖ hemen akla geliyor. Sonra IŞİD akla geliyor. Çünkü IŞİD de Türkiye'de var. Sonra DHKPC akla geliyor. MAKP akla geliyor. Bunlar Türkiye'nin iç tehditleri. Sonra bir de ikinci tehdit sosyal medya üzerinde yabancı Türkiye'nin düşman veya dost görünen Türkiye'nin yabancı düşmanları istihbarat servisleri. Bunlar dezenformasyon vasıtasıyla ki zaten ben bir kere burada sayı verdim 3000 kişilik bir ordusu var FETÖ. Twitter'le bir anlaşması var. Robot çerçevesinde Türkiye aleyhine herhangi bir şeyi gündeme getirtirebiliyorlar. Ve herhangi bir etki bırakabiliyorlar. Ve bu yabancı istihbarat servislerin, Türkiye'nin de var. Yani Türkiye, sözünü ettiğiniz yabancı istihbarat örgütleri mesela, kim çıkıyor? Mesela ABD çıkıyor. Şu anda en güçlü olan Suudiler. Çünkü ABD bu konuda biraz geri kalmak istedi. Ama asıl dünyada güç dezenformasyonda, yani sosyal medyayı yanlış veya doğru yönlendirme Çinlilerde. Bunu bir kenara bırakalım. Yani dünyanın en gücü sosyal medya kullanımını Çinlilerin elinde. Şimdi Çin, Türkiye'yle herhangi bir düşmanlığı yok ve bunu kullanmıyor Türkiye'ye karşı. Ondan sonra ikincisi Suudi Arabistan'dı. Suudi Arabistan milyonlarca dolar Twitter'e vermiş, Facebook'a vermiş, Instagram'a veya büyük paralar verildi. Hatta hatırlarsınız Türkiye WhatsApp'ta Avrupa'nın iki numarası olarak çıkıyor. Ve WhatsApp neden bir yasa getirtirdi ki, yani WhatsApp kullanıcıları
artık diğer mesela Facebook'tan veya özel şirketlerle artık bunların bilgileri paylaşılacak diye. Türk halkı büyük tepki gösterdi. WhatsApp geri adım attı 6 ay. Ondan sonra tekrar başlıyor. Bunun altyapısını kim yapıyor? Altyapısını Suudiler yapıyor. Suudi Arabistan yapıyor. Ve bu merkez yeri nerededi? Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Yani tamamen Dubai'de mi? Dubai'de çok büyük. O zaman birlikteler Suudi Arabistan. Tabii Dubai, Suudi Arabistan'ı bir şey düşünelim. Şey düşünelim. Emniyette şu anda şey var ya mesela daire başkanlığı. Siber. Siber. Orada siber suçlarla mücadele değil, orada dezenformasyon. Siber suçluluk üretiyorlar yani. Aynen. Yani dezenformasyon çerçevesinde. Siber suç üretiyorlar. Tamamıyla Suudi Arabistan, çünkü askeri gücü yok, istihbaratı güçlü değil. Ekonomisinin gücü sadece petroldan geliyor ve bu sebepten dolayı diplomasi de güçlü değil. Bir sadece neyi var? Parası var. Para gücüyle Trump döneminde o daha Trump'a 180 milyar dolar para verdi. Ama dünyanın ikinci petrol sahası Aramco, her ne kadar ABD Suudilerinkidi derse de ABD'de ortak 9 tane İHA ile SİHA ile 4 tane füze ile o kadar patriotlar, o kadar radarlar olmasına rağmen Aramco'yu ne ettirdiler? Bitittirdiler. Evet. 2 ay hummalı çalışma ile Aramco yeni başladı. Yani Suudiler şunu gördüler. Herkes şey bekledi, Trump bir saldırıya geçecek mi? Trump orada çıktı, dedi ki, şunu söyledi. Suudiler hep bekliyordular, Trump bizi koruyacak. Bu kadar para vermişiz, patriotlar. Nasıl bu füzeleri vuramadı? Nasıl bu SİHA'ları vuramadı? Trump da geldi şunu yaptı. Dedi ki, Aramco bizimki değil, Suudi Kraliyeti Selman'a bırakıyoruz bu işi. Yani ne demek? Yani bu iş İran yapmış. Eğer siz dersiniz İran'a, biz karşılık verelim. Ama yine burada kim karşılık ABD Aramco'ya karşı, İran'a karşılıklı verse, yine burada zarar göreceğin olan kim olacak? Suudiler olacak. Bu kere İran direkt füzelerle vuracak. Suudileri yok edecek. Suudiler o sebepten dolayı artık geldiler. Dezenformasyon merkezi istihbaratı çerçevesinde psikolojik savaşı geldiler. Büyük hummalı bir sistemlerle Birleşik Arap Emirlikleri'ne kurdular. Nedeni de şu. Çünkü Suudi Arabistan'a seyahat etmek çok sıkıntılı. Yani normal herkese vize verilmiyor. Ve diyelim ki bir Türk hac mevsimi değilse, şey mevsimi değilse, ümre mevsimi değilse, gidip buradan bir vize alıp gidip gelirse devamlı, ülkenin milli istihbaratı şu anda MİT 17. sırada 4. 5. sıraya gelmiş dünyada güçlülük açısından. Bunu ben demiyorum. Bunu Birleşmiş Milletler raporları ve MIT'in rakipleri söylüyor, CIA söylüyor, Mossad söylüyor. Anlatabildim mi? Yani MIT bunu fark edecek. Neden Birleşik Arap Emirlikleri'ne bu dezenformasyonu kurdular? Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri hem ekonomi, ticaret alanında hem de turizm alanında herkese ne yapıyor? Vize veriyor. Turlar çerçevesinde olsun, kişiler çerçevesinde olsun ve kimse de şey etmiyor, nedenler şüphe etmiyor. Bakınız, burada bir şey söyleyeyim size, kimse bunu dikkate almadı. Nedir? FETÖ'nün savcısı Zekeriya Öz zamanında
Rixos Oteli'ne gitti şeyde. İsim vermeyelim otel ismi. Fark etmiyor. Çünkü bu FETÖ'yle mücadele, terörde. Reklamı işi belli olmaz. Gitti. Nereye gitti? Dubai'ye gitti. Sonuçta reklam. Yani. Dubai'de tatile gitti. Ama kendisi orada kimlerle görüştü? Asıl geriye bakarsak birçok şeyler ortaya çıkar. Bunu söylüyorum ki halkımız bilsin. O sebepten dolayı neden Suudi Arabistan bunu kendi ülkesinde kurmadı? Birincisi İran istihbaratı orada güçlü. Türkiye istihbaratı orada güçlü. Diğer taraftan herkese vize verebilmiyor. Ve herkes hangi ülkeden oraya gelip gitmesi sıkıntılı. Bu sebeple de Birleşik Arap Emirlikleri'nde böyle bir dezenformasyon merkezi, yani psikolojik savaş merkezini orada kurdu. Şu anda dünyada ne kadar hacker falan var ise hepsi yani %85'i şeye çalışıyor. Dubai'ye çalışıyor. Sözde Dubai olarak gözüküyor. Aslında bakarsanız da amca çocukları diyorlar birbirine. Yani Mehmet bin Ziyad'la Mehmet bin Selman birbirine amca çocukları diyorlar. Ve diğer taraftan da hatta Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'ni birbirinden ayrılmaz sebeplerden bir tane örnek daha vereyim. Cemal Kaşıkçı olayında Cemal Kaşıkçı Suudi istihbaratçılar gelende yetkisi 13-14 kişi gelmiştiler. Yetkisi Dubai'den uçtular, hemen geldiler. Özel jetten. Diğerleri de Suudi'den direkt geldiler. Yani bu kadar birbirine nediler? Kenetli bağladılar. Ve bu sebepten dolayı da ister istemez bu sebepten dolayı Birleşik Arap Emirlikleri casusların cirit attığı bir ülkedi. Kendi bunu istiyor. Yani kendi buna yol veriyor. İstiyor göre ki mesela burada bir PKK'lı, bir Yunanlı şeyle örnek veriyorum. Bir Yunanlı istihbaratçıyla görüşmek istiyorsa Birleşik Arap Emirlikleri'nde oluyor. Veya pasaport bile çıkarttırıyor. Bunun benzer örnekleri var, operasyonları var. Görüntüleri de getirtirip yayınlatabiliriz burada. Ki nasıl pasaport veriliyor vesaire. Ki istiyor göre kim, nereden, nasıl gitti filan. Aslında bunu ABD'de 15 yıl önce ABD planladı. Ve hatta ABD CIA geldi, ABD'nin Dışişleri Bakanlığı'nda bir kurum kurdu. O kurumun adı neydi? Kurtuluş. Ve bu kurtuluşun merkezi iki yerdeydi. Birisi Avrupa, diğeri Asya'da Dubai'di. Kurtuluşun amacı neydi? Şuydu. Mesela Türkiye'den birisi devlet görevlisi, büyük bilgilere sahipti. Sonra Türkiye'den kaçmak istiyor. Ama direkt Avrupa'ya gidip oradan giderse izini kaybedemez. Ne yapıyor? Dubai'ye gidiyor. Dubai'de orada CIA ajanlarıyla görüşmeler gerçekleşiyor. Ve sonra ne yapılıyor? Başka bir pasaporttan, başka bir kimlikten ABD'ye götürtülüyordu. Ve birçok İranlı da aynı kurtuluş dediğimiz projede şeyden çıkarttırıldı, götürüldü. Oraya götürüldüler. Birleşik Arap Emirlikleri'nden devşirildi değil. Önceden devşiriliyordular. Şu anda da bunu Türkiye halkı üzerinde de yapıyor. Mesela siz gidiyorsunuz, şeye katılıyorsunuz. ABD vizesi için bilgisayarda internette yayın yapıyor. Çıkıyor, evet. Yok, ABD vizesi için. Tüm bunlar orada veri tabanında kaydoluyor. Çünkü tüm bilgilerini veriyorsun orada. Orada bu bilgilerde mühendis, doktor, şu, bu, hiçbir işe yaramayan filan. Sonra kasitten 10 kişi çıkıyor. 10 kişi de en işine yarayan çıkıyor. Sonra bir görüyorsun, sen 4 yıl önce başvurmuşsun. Hiç ses, seda yok, artık başvurmuyorsun. Bir görüyorsun,
Bir telefon geliyor sana Dubai'den. Ya beyefendi siz şu mesela elektronik mühendisisiniz. Şöyledi, böyledi. Burada bir devlet kurumunda çalışıyorsun. Diyor ki sizi şu adam tespit et, şu adam bize önermiş. Anlatabildim mi? Sonra sizden bir projemiz var. Bu sebepten dolayı sizden görüşmek istiyoruz. Bir haftada misafirimiz olunuz. Devlet adına değil ya, bir şirket adına arıyorlar. Ve sen gidiyorsun oraya. Ondan sonra diyor ki Türkiye'de örneğin 20.000 TL alıyorsan ben sana 40.000 TL veriyorum. Burada bir villa veriyorum. Anlatabildim mi? Haftada 2 gün gel bana çalış burada. Uçağın git geli de ben sağlıyorum. Sonra bir sene geçiyor. Artık orada her şey ortaya çıkıyor. Sen bir bakıyorsun ya Mossad'a çalışıyorsun ya ABD'ye çalışıyorsun. Diyor ya benimle işbirliği yapacaksın ya da ülkene tüm bilgileri vereceğim casus olarak şey yapacaksın. Ki FETÖ'cüler de zaten bu şantaj olaylarından birçok yerde insanları devşittirdiler. Mesela 15 Temmuz darbe olayına baktığımız zaman da benzer profiller birbirine çok zıttıdılar. Evet. Mesela adam FETÖ'cü koyduğu fotoğraflar değil mi? Yok, profiller bile. Mesela bu Teğmen'le diğer Teğmen, bu Teğmen FETÖ'cüydü ama bu birisi tam solcudu veya şeydi, hiç FETÖ'yle hiçbir alakası yok. Ama zamanında ona şantaj yapılmış ve o şantaj çerçevesinde mecbur bu derbede yer almış. Anlatabildim mi? Yani burada da bu dezenformasyonu çok uzaklaşmayalım, evet, konumumuzda. Da yani önemini söylemek evet. istiyorum. Mesela bu ABD programı var ya, giriyorsun internette, bir ismi var onun. Unuttum şimdi de. Yani bunlar Green Card. Artık Green Card olayı yeşil. Var şey. Bir ismi daha var. Lottery. Sonra 15 yıl bu projeyi önce ABD yaptı Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Son 5 yılda İsrail gizliden, el altından başladı Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Ki zaten 2 yıl önce de resmiyete döktü bunu. Şu anda bunlar ne yapıyorlar? Bunlar şunu yapıyorlar. Türkiye'de biliyorlar ki Cumhur İttifakı'na, yani devleti benimseyen bir grup var. Sonra geliyorlar, sünni bir şeyler yaratıyorlar. Sünni bir olaylar yaratıyorlar. Ve ne yazık ki beşinci kol dediğimiz, yani beşinci kol ne demekti? Beşinci kol şu demekti. Kendi içinde barındırdığın, sırt sırta güveneceğin, savaşa gireceğin birden seni yarı yolda bırakıyor. Ve o da kimdi o beşinci kanat? Muhalif partiler mecliste. Onlar da bunun üzerine fazladan gidiyorlar. Bu bir dış dezenformasyonudur. Bir de iç dezenformasyonumuz var. PKK, HDP, sonra DAKP'c veya başka bir siyasi parti mecliste bir olayı getirtiyor, gündem yapıyor. Hemen Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki devreye giriyor. Merkez devreye giriyor. FETÖ'de küçük bir dezenformasyon birimi var. Ekibi var. Evet. Onlar Kanada'da. ABD'de değil. Kanada'da. Oradan düğmeye basıyor. Mesela Ömer Faruk Gergerlioğlu bir yalan atıyor ortaya. Onlar yaygınlaşıyor. Öyle bir gidiyor ki bazen dünyada trend oluyor. Evet. Sonra ama çok istemiyorlar dünyada trend olsun. Toparlamanızı rica edeceğim. Ne İsrail istiyor ne ABD istiyor, dikkatler çekilmesin. Bu sebepten dolayı yani bugün bizim atom bombasından, bunu 50 kere de söylüyorum, en büyük tehlike sosyal medyada var olan yalanları inanıp ve onun çerçevesinde yorum yapıp veya kafalarda soru işaretler yapıp
Ve o çerçevede halkı kutuplaşmaya götürtmek, halkı birbirine düşman etmeye götürtmeye. Mesela Twitter çok aktif. Evet. Bugün mesela bir oda vardı. Sağ olsunlar o odada ben gittim. Ne odası? Cumhur İttifakı odası. Sohbet odası. Orada insanlar çok güzel düşüncelerini paylaşıyordular. Mesela ben bazen zamanım olanda ateistlerin şeyine de giriyorum. Sohbetine. Ama öyle bir şeyler konuşuyorlar ki yani gerçekten 16 yaşında bir çocuk girerse o sohbet odasına, o çocuğun iki kere girse beyni Allah bullah olur. Onu kimse artık şey edemez. Düzeltemez. O beyni. Bu sebepten dolayı yani sosyal medyayı ne olur anne babalar çocuklar üzerinde kontrol etsin ve anne babalar evlerde eğer ki birbirine zıt partideyseler bu konuları evde tartışmasınlar ve siyasi kimliklerini ta çocukları bir yaşa gelene kadar o konu üzerinde basa basa şey etmesinler. Konuşmasınlar. Çünkü bugün kötü söylediğimiz şey iyi olabilir, iyi söylediğimiz şey kötü olabilir. Evet. Ve bu ister istemez. Şimdi nasıl Türkiye'de çocuklarımız dünyaya gelirken Galatasaraylı, Fenerbahçeli, o iyi. O bir spor kültürü ama siyaset dediğimizde siyaset alanı o kadar geniş ki ben siyasal bilimleri mezunuyum. Halen o 20 yılda bu konuda çalışmalar yapıyorum. Halen hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü bir gün eğer takip etmesem siyaseti bir ay geride kalıyorum. Evet, peki. O kadar etkili tabii sosyal medyada. Sayın dost yine vaktimiz kalsa bu konuyu konuşmaya devam ederiz. Hüseyin Bey'in de konuya ilişkin yorumlarını, değerlendirmelerini alalım. Evet. Bir atom bombası niteliğinde tehdit dedi Sayın İsmail dost bu sosyal medya konusuna. Siz nasıl yaklaşırsınız? Yani şimdi tabii hem medyanın hem de sosyal medyanın yanlı taraflı kışkırtıcı şekilde kullanılması gerçekten çok kötü sonuçlara sebep olabiliyor. Yani bunu birçok ülkede de gördük ve hala bütün dünya çerçevesinde bunu yaşıyoruz. Sosyal medya aslında baktığımız zaman insanların kendini rahatça ifade edebileceği, özgürce kendilerini ifade edebilecekleri bir sosyal mecra haline dönüştü. Bir arkadaşıyla ya da bir arkadaş ortamında yapacağı bir tespiti, yapacağı bir konuşmayı, anlatmak istediği bir konuyu daha geniş kitlelere anlatmak için bu yolu kullanmaya başladı insanlar. Bunun tabii çeşit çeşit biliyorsunuz. Kimisi fotoğraflı, kimisi işte yazıyla, daha çok yazıyla olan ya. Ki bizim ilgi alanımıza daha çok o giriyor. Şimdi burada bu özgürlüklerin ifade edilmesi, yalan haberlerin yayılmasıyla birbirinin içine girmiş durumda. Bu tabii ki bunun gerçeği yani. Sosyal medyanın bir gerçeği bu. Ve yalan haberin yayılması da tabii ki atom bombası etkisi midir bilmiyorum ama insanların takım taraftarları bile... Bombası atarsınız bir yere 100 bin kişi öler ama sosyal medya zehirlenmesi 30 milyonu şey yapabilir. Evet, yani onu söyleyecektim. Şimdi iki takım taraftarlarını düşünelim. İşte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor. Bunların arasındaki rekabet önceden de vardı. Aralarında bazı konularda tartışmalar, husumetler de vardı ama sosyal medyanın sporda bile yanlış kullanılması, yanlış haberlerle, işte bir takım dezenformasyonlarla, işte hakemler üzerinden, başka şeyler üzerinden takım taraftarlarını bile birbirine düşman hale getirmeye başladığını görüyoruz. Ki bu en basit hali. Bunu partilere, siyasi bir takım fikirleri savunan organizasyonlara veya işte... ne bileyim yine bu tarz toplumu daha fazla etkileyen, siyasi yönden etkileyen oluşumlara sirayet ettiği zaman tepkiler ve düşmanlıklar, ayrılıklar çok daha fazla körüklenebilmekte. Misalen bir basit bir kavga olayı ya da bir şahsın atmış olduğu bir tweet bir siyasi organa, daha sonrasında bir siyasi partiye, oradan işte o kesimin tamamına yöneltilebiliyor.
Mesela bir imamın diyelim yapmış olduğu bir yanlış bütün bir mütedeyyin kesime bir anda mal edilip oranın üzerinden İslam'a ya da aynı şeyi bir papaz için de söyleyebiliriz. Evet. Hristiyanlığa mal edilebiliyor ki Kanada'daki olayları biliyorsunuz. Kiliseler yakıldı onlarca. Tepkiler haklıdır haksızdır bunu tartışmıyorum ama bunun yarattığı gelebileceği sonuçlar, noktaları evet, görmemiz açısından son derece önemli ki Kanada gibi bir ülke. Yani dolayısıyla burada tabii devletimiz öncelikle bu sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilci bulundurmasını istedi. Bununla ilgili adımlar atıldı. Bir kısmı açtı, bir kısmı açacaklar. Bunu yapmak zorundalar zaten. Çünkü bir kişi diğerine hakaret ettiği zaman bile bu kişinin bilgilerini mahkemeler talep ettiği zaman bu kurumlardan, bu şirketlerden alamıyorlardı. Bunun akabinde de yine buradaki özgürlük ve yalan haber dezenformasyon dengesinin iyi tutturularak yeni yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu devletimizin inisiyatifindedir. Devletimiz bu tür düzenlemeleri yapabilir. İlgili komisyonlar bununla ilgili çalışmaları yaparlar. Dikkat etmeleri gereken tek şey özgürlüklerin gereğinden fazla hatta hiç mümkünse kısıtlanmadan bu tarz yalan haber ve dezenformasyon odaklarının tespitine yönelik olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca devletin yine Sayın Dostum da ifade ettiği gibi özellikle belli bir yaş altındaki gençlere hatta çocuklara yönelik olarak bu sosyal medyanın getirmiş olduğu sosyal medya psikolojisi ve sosyal medya sosyolojisiyle ilişkin özellikle Aile Bakanlığı çerçevesinde çok ciddi çalışmalar yaparak buna karşı önlem niteliğinde bir takım tedbirler alması gerektiğini düşünüyorum. Çok önemli şeyler. Bir şey var başladı. İşte sosyal medya yargısı falan diye bir şey başladı. Yani son derece yani bakın insanların bazı konulardaki hassasiyetini anlayabiliyoruz. İşte bir tecavüz vakası ya da bir tecavüz suçlaması ya da bir cinayet suçlaması ya da bir işte başka insanları bu şekilde veya bir hayvan katledilmesi, ona eziyet edilmesi gibi konularda insanlar ani hareketlerle birdenbire o sinirle çok yoğun bir şekilde sosyal medyadan kampanyalar başlatıyorlar. Evet. Ve sonuç olarak ben artık şunu gözlemlemeye başladım. Tutuklandı bizim sayemizde. Şimdi yani bağımsız yargı İki varsın sosyal diyoruz. Medya. Bakın falan. Şimdi hükümet yargıya müdahale etmesin. Bu programda da daha önce defalarca söylediğim bir şeydi. Muhalefet müdahale etmesin, bürokrasi müdahale etmesin, medya yargıya baskı yapmasın. Sosyal medya nasıl yapacak? Yani Türk devletinin, mahkemelerinin, hakimlerine, savcılarına bu şekilde özellikle hukuki bilgisi olmadan şimdi bir en basit yaralama olayından dolayı, en basit diyorum yani çünkü bundan dolayı bir kişiyi tutuklayamazsınız. Bu sefer özgürlüklerini ihlal etmiş olursunuz. Ya da bir hakaret olayından dolayı bir zanlıyı, şüpheliyi tutuklayamazsınız. Yani bunlar tabii ki şartları oluşmuşsa onu da yapabilirsiniz ama genel olarak hukuk, ceza hukuk prensiplerine baktığımız zaman bunları yapamazsınız. Ama az önce söylediğiniz gibi sosyal medya yargısı olarak niteleyebileceğimiz bir sistem. Konu, evet konuşuruz. Çok ciddi çok anlamda yargıya baskı yapıyor. Bir virgül koyalım, evet. Bir reklama gidelim. Reklamdan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Değerli izleyenler, şimdi bir reklama gideceğiz efendim. Derin mevzuda reklamdan sonra programımızda kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Efendim derin mevzu programına devam ediyoruz. Gündemdeki konu başlıklarını ele almayı sürdüreceğiz. Sizler de programımıza katkı yapmak için soru ve görüşlerinizi, önerilerinizi özellikle Twitter hesabımız üzerinden derin mevzu etiketiyle bizlere ulaştırabilirsiniz. Süremizin yettiği ölçüde sizlerin soru ve görüşlerine de yer vermeyi istiyoruz. Reklama gitmeden önce sosyal medya dezenformasyonunu konuşuyorduk. Tırnak içi ifade ediyorum. Ve burada şu soruyu da sormuştum Hüseyin Bey'e. Sosyal medya yargısının gelişmesi konusu. Evet. Oradan devam edelim isterseniz. Yani reklam öncesinde de bahsettiğim gibi çok çok tehlikeli bir durum. Ve çok tehlikeli noktalara gidebilecek durumlar. Çünkü kanunların suçluyu cezalandırmak için
var olduğunu kimse unutmasın. Herkesin suçlu zannettiği bir insan masum olduğu anlaşılabilir. Ve bu baskı nedeniyle tutuklanıp haksız yere özgürlüğü kısıtlanmasıyla karşı karşıya kalabilir ki bununla ilgili birkaç tane örnek zaten yaşanmıştı. Dolayısıyla bir konudaki hassasiyetinizi dile getirirken burada yargının hareket tarzına ilişkin çok fazla müdahalede bulunmama konusunda vatandaşlarımızı özellikle uyarıyorum. Çünkü bugün başka birinin başına gelen bir yanlışlık yarın hepimizin başına gelebilir. İtibar suikastine izin vermememiz gerekiyor. Bir konuyla ilgili polis araştırmasını yapar, polis, jandarma her neyse. Daha sonrasında savcılık soruşturmasını yapıp davasını açar. Tutuklama makamı bellidir, yargılama makamı, cezalandırma makamı bellidir. Dolayısıyla bu konuda çok daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum. Evet. Bununla birlikte bir de son dönemlerde şöyle bir şey var. Televizyon mahkemeleri. Televizyonda evet. Yayınlanan bazı gündüz kuşağındaki evet. programlar var. Oralarda da büyük yani toplumun psikolojisini evet. etkileyen, hukuki davaları, evet. yargılamaları etkileyen konuşmalar, evet. gelişmeler, vakalar, işte tecavüzü olayları, aile içindeki ilişkilerin ortaya saçılması ve benzeri gibi şeyler de evet. var. Beraber ele almak mı gerekir? Mümkün tabii yani. Medya, sosyal medya sonuçta birbirine paralel devam ediyor. Biliyorsunuz artık sosyal medyada gündem olan konular medyanın anında dikkatini çekip medya haberlerine veya medyadaki programlara konu olurken medyada öne çıkan bazı gelişmeler de anında sosyal medyada gündem olabiliyor. Dolayısıyla bunlar hep birbiriyle ilişkili. Televizyon mahkemesi tanımlamanız aslında çok da hoş oldu. Yani tabii ki burada... Aydınlık gazetesi manşetini taşımıştı bu şekilde. Evet, bazı olumlu sonuçlar alınabildiğini çok takip etmemekle birlikte görebiliyoruz. Ama burada dediğiniz gibi yaşanan aile içi bir takım bir şey sırların yansıması, orada insanların birbirini tembihleyerek, örgütleyerek olayı doğrusundan çok bir medyatik olma tutkusuyla, medyatik olma kaygısıyla oralarda boy göstermeye çalıştıklarını görüyoruz. Ve buralarda da ne kadar absürt, ne kadar değişik bir şey anlatılırsa gündeme o kadar çok düşeceğini bildikleri için gerek televizyon programcıları, gerek buraya katılan insanlar bu durumu maalesef kullanıyorlar. Dediğim gibi bunlar yargının işidir. Yargının işine yarayacak bir takım bilgileri sahip olan herkes bunları bir an önce ilgili soruşturmayı yapan birime iletmek durumundadır. Böylece yargıya daha fazla yardımcı olabileceğimiz kanısındayım. Evet, teşekkür ederim. İsmail Bey, sizinle devam edelim efendim. Afganistan konusuna geçmeden iç politikayla ilgili bir konu daha var. İşte bu İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'ya saldırı vakası var. Saldırı yapan kişinin İYİ Parti gençlik kollarına üye olduğu iddiası da var. Tabii netleşmedi, iddia olarak paylaşıyoruz bunu. İşte Akşener'in bazı yerlere gittiği yerlerde protesto edilmesi gündeme geliyor veya işte bir yangınlar, orman yangınları PKK'nın yapması vesaire, selden başka başka talepler ve çağrıların yapılması gibi olaylar var ve böyle de bir olay oluyor. Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi 5. kol dezenformasyonda dediğim işte bu. Mesela Burak Avuncu'ya her türlü ben kendim şiddete karşıyım ve her kim olursa olsun, hangi kimlikte olursa olsun, hangi siyasi fikirde olursa olsun, her anki şiddet hiçbir zaman şey getirmez. Ancak sonuç getirmez. Evet, sonuç getirmez. Ancak fikirlerimizi beyan ederiz ve o fikirler çerçevesinde toplumda fikirlerimiz rakabet görerse bunun belirleyicisi sandıklar olur. Böyle provokatif işler kesinlikle iyi bir şey
değil. Ancak enteresan bir olay ben size açıklayacağım. Burak Avunç'unla alakalı. Şimdi birçok sosyal medya ve haberlerde Burak Avunç'unun eski gençlik kollarından ayrılan İYİ Partili birisi tarafından şey yapıldı. Darp edildi. Aslında Sayın Ümit Özdağ, ben biraz dargınım bu Afganistan çıkışından dolayı. Ama aslında olayı biraz o tarafa çekmeye çalışmak istiyordular. Yani nereye? İYİ Parti'den eski gençlik kolları üyesi olan birisi çıkmış. Güya Ümit Özdağ'ın partisine, ekibine dahil olmuş ve bunu gerçekleştirmiş. Ama benim bildiğim şöyle bir şey var. Burak Avuncu son dönemlerde Canan Kaftancıoğlu'yla iyi geçinmiyorlar. Bunun altını çizerek söylüyorum. Manasını çıkartabilir burada. Nasıl yani? Yani Burak Avuncu şöyle bir şey. Ya Canan Kaftancıoğlu başarılı çıkacak, Burak Avuncu görevden alınacak. Ya da bu beyle devam edecek. Yani Millet İttifakı içinde iki tane il başkanı, İstanbul İl Başkanı küçük bir şey değil. Yani partinin genel başkanından sonra genel başkan yardımcıları ikinci, üçüncü adam olarak oluyor da, ama baktığımız zaman genel başkanından sonra İstanbul İl Başkanı gelir. Geliyor diyorsunuz. Seviyesinde, evet. Orada Millet İttifakı çerçevesinde şu anda Canan Kaftancıoğlu kendini Millet İttifakı şeyi biliyor, il başkanı, İstanbul il başkanı biliyor, Millet İttifakı. Hı hı. Bunun tam yani net İYİ Parti'yi de kapsıyor. Yani İYİ Parti, Saadet Partisi, CHP, HDP, yani zaten kendisi HDP tarzından, MHP'den gelmiş. Evet, Canan Kaftancıoğlu. Sonra o sebepten dolayı Burak Avuncu'yla iyi anlaşamıyorlar bu son dönemde. Liderlik kavgası var yani aralarında. Aynen. Yani bu sebeple eğer ki kendi içlerinden de bunu yaptıysa, fatura yine Burak Avuncu üzerine kesilecek. Sen kendin mi düzenledin ki medya böyle şey yapıyor diye? Yani Burak Avuncu'nu aslında Canan Kaftancıoğlu istemiyor ve diyor ki Millet İttifakı'na zarar veriyor, aktif değil. Asıl anlatabildim mi? Evet. Olayın iç meselesini. Peki. Ve ben bunu Burak Avuncu'nun görevden bir türlü alınmasını bekliyordum. Neden? FETÖ iddiaları vesaire mi? O iddialar çerçevesinde Meral Akşener şimdi çünkü Ümit Özdağ çok önemli bir şey ortaya koydu. Belgeler. Sonra hatta ihraç konusu itirazı kabul görüldü. Tekrar parti ihraç etti. Bu sebepten dolayı hepsi Burak Avuncu üzerinden çıktı. Bu nedenle herhangi bir erken seçim olursa vesaire, Burak Avuncu Millet İttifakı'na ve İYİ Parti'ye zarar getirtilecek. Çünkü kendi partisi içinde bir genel başkan yardımcısı bu ittihamda bulundu. Yani Ümit Özdağ İYİ Parti genel başkan yardımcısıydı. Burak Avuncu üzerinden zaten partiden ihraç edildi. Evet. Çıktı ve yeni bir yapılanma ve oluşuma giriyor. Hatta Hüseyin abi daha iyi biliyor. Davet etmiştiler Hüseyin abi. Söylemende onunla ilgili bir yok.
He, tamam. Yani Burak Avuncu zaten alınacaktı. Anladım. Anlatabildim mi? Peki. Yani Canan Kaftancıoğlu ya bu saldırıyı Canan Kaftancıoğlu planladı ya da partinin içinde birisi bunu planladı. İyi partinin içerisinde. Evet. Çünkü bak hem saldırı oluyor hem de bu kişi İyi Partili diye servis ediliyor. Servis ediliyor. Bunu ancak kendi partisinden veya Millet İttifakı'ndan birisi bunu net. Yani CHP ve Saadet'ten de olabilir diyorsunuz. Ya CHP'den Saadet Bey'le tamam, şeylere CHP'den çok... Bravo. Yani Canan Kaftancıoğlu takımından olabilir. Bahçeli Canan Kaftancıoğlu kalkıp da gidiyor iletişim başkanının, Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanının evini bile gidiyor tespit ettirmeye, adam gönderttiriyor. Evet, fotoğraflarken yakalanmış. Böyle şeyler onun için çok absürt ve küçük işler ve hemen de kime yarar saniyeli. Ki? Canan Kaftancıoğlu istediği kişiyi istiyor. Emrinde ola. Diğerleri emrindediler. Anladım. Yani Saadet Partisi bile şey geleneğinden gelen... Yani göz korkutmak falan mı? Hayır. Bak burada şeyi istemiyor. Anlatabilmiyorum. Bu Burak Avuncu'yu istemiyor Canan Kaftancıoğlu. Ve parti de Burak Avuncu tamam Meral Akşener bir sebeplerden dolayı her neyse şeyi tercih etti Ümit Özdağ'a karşı Burak Avuncu'yu. Ama o olaydan sonra 3 ay sonrası alacaktı görevde. Anlatabildim mi? Sonra bu 3 ay uzadı. Sonra Millet İttifakı toplanıyorlar orada. Bunlar il başkanları. Görüşüyorlar filan şu bu. Mesela biri çıkıp da orada yok biz şu değiliz bu değiliz ama toplanıyorlar 15 günde bir, 10 günde bir. Şimdi Canan Kaftancıoğlu görüyor ki bura Kavuncu'yla irtibat çalışabilmiyor. Kendi başına buyruk bir şeyler yapıyor. İlçelere gidiyor. Bilmiyorum köylere gidiyor. Canan Kaftancı da diyor ki Millet İttifakı'nın tek lideri İstanbul'da benim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Burak Avuncu. Kemal Karamollaoğlu. Sonra HDP'den Demokrat Parti. HDP'nin Pervin Buldan'ın hepsinin İstanbul'daki şeyi benim diyor. Temsilcisi benim. Benim. Peki. Ve Burak Avuncu'yu da hem CHP o dönem söylemişti hem HDP söylemişti ki Burak Avuncu'nu görevden alınız. Onlar da demiştiler ki tamam biraz olaylar şey olsun. Soğusun. Soğusun. Çünkü eğer Ümit Özdağ'ın lafıyla alsaydılar FETÖ'cülük şeyi kalardı İYİ Parti üzerinde. Evet, ki... O sebepten dolayı ne yaptılar? Şeyi vazgeçtiler. Ümit Özdağ vazgeçtiler Ümit Özdağ'dan. Burak Avuncu'yu tuttular. Ama Burak Avuncu'yu da bekleyip 3 ay sonrası alacaktılar. Uzadı. Şimdi de niye almıyorsan diğer taraftan da Canan Kaftancıoğlu'yla da iyi diyalogları yok son zamanlarda. Veya şey olmuş bu. Kötülemiş bu. Ve bu sebepten dolayı böyle bir operasyon oluyor. Oldu. Peki. Önemli değerlendirme iddialarda, açıklamalarda. Hüseyin Bey siz nasıl yorumluyorsunuz tartışmayı? Evet. Şimdi öncelikle Burak Avuncu'ya yönelik bir takım iddiaları olmuştu. Bunları bu programda da değerlendirmiştik birlikte. Yalnız tabii bu bizim değerlendirmemizi, herkesin değerlendirmesi de kendini bağlar.
Sonuç itibariyle Burak Kavuncu hakkında şu ana kadar Enver Altaylı'nın yeğeni olması veya bu tarz bir takım iddialar dışında yargıya yansımış, yargının soruşturmaya değer göreceği bir takım deliller ortaya çıkmamış olacak ki henüz bununla ilgili bir gelişme ya da bir soruşturma ya da basına yansıyan bir durum olmaz. Yok. Yani, Sedat Peker'le alakalı var. Ya o başka zamanı bir şey. Yani göreceğiz. Sedat Peker olayı da tabii yani onu da ayrıca tartışırız sayın dostlar. Ben bir dönem söyledim ya. Bazı Sedat Peker dedim bağlı. İçeriden siyasetten bilgi sızdırılıyor. Yani orada hatta herkesi kastetmiştim. Kavuncunun mu rolü var? Yani AK Parti'yi de söylemiştim. CHP'yi de söylemiştim. İYİ Parti'yi de hepsini söylemiştim. Ama yani orada zaten Sedat Peker'in paylaştığı şeyler çok fazla gündemi böyle çok önemli ölçüde değiştiren konular değil. Maalesef ki gördüğümüz gibi bunca açıklama sonucunda olan iki tane gazeteci olmuştur. Sedat Peker'in açıklamalarında çok ciddiye almamak gerektiğini düşünüyorum. Bu farklı bir hesaplaşmanın ürünü olabilir. Zaten saçma sapan verilen bir işte şeydi ona. İşte bir bilgiyi verecekseniz bir bilgi varsa elinizde verirsiniz. Yoksa bu işte az önce bahsettiğimiz dezenformasyonun en açık örneğidir. Milyonlarca izleniyor ve sonuç itibariyle ortada anlatılan neredeyse hiçbir şey yok. Yok, ben Burak Kavuncu'yu Kavuncu'yla da ben Sedat Peker'in bir bağlantısı olduğunu düşün. Böyle bir şey mi düşünüyorsunuz? Bilgi sızdırdığını mı? Yok. Ben şunu söylüyorum. Enver Altaylı var ya. Enver Altaylı zaten bir tane de Sedat Peker'e mektup yazmıştı ya. Burada da paylaştık ya biz. O çerçevenin dışında bu saldırıyı tamamen Burak Kavuncu'yu yapmak için mağdur yapılmış. Mu? Yani mağdur göstermek için. Hayır. Görevden alınmasını. Ben de inşallah hayatta olacağım. Siz de bunu göreriz. Peki. Bilemiyoruz tabii. O siyasi partinin kendi tercihidir ama az önceki konuya tekrar dönecek olursam şimdi bununla ilgili bir soruşturma yapılmamış. Herhangi bir soyut iddialardan başka bir gelişme yokken bu kişi üzerinden çok fazla az önce bahsettiğimiz gibi sosyal medyada itibar suikastı yaşandığını düşünüyorum. Ben şahsi görüşümdür bu. Başka bir konudan dolayı şahsın suçlu olup olmaması da beni ilgilendirmiyor. Hüseyin Bey'in ama İYİ Partili şu anda, olduğu için yani İYİ Partili değil. İYİ Partili değilim sayın dost. Herhangi bir partiye üyeliğim, bağlılığım da yok. Bunu da buradan söylemiş olayım. Böyle bir şey olduğu zaman haberiniz olur zaten. Ama en fazla onları savunuyorsun. Yani o başka bir konu şimdi. Biz, şimdi siz bunu söylediğiniz zaman ben Burak Avuncu hakkında yorum yapmamın önüne mi geçiyorsunuz sayın dostum? Yok, anlamadım. Yok. Yani ben şimdi burada az önce konuştuğumuz sosyal medya tartışmasının üzerinde tam bu denk geldi. Aslında tam bir örnek. Yani yok, ben bu kişi üzerinden yok, tam bir itibar olarak bir tarafsınız mı diyorsunuz? Yok yani, mesela. Yani yok, öyle bir şey derseniz tabii benim önemli bir ilgili bir açıklama yapmam. Var şeyle alakalı, Ümit Özdağ'la alakalı. İzin vermedim, ben söylemedim. Ama bu konuda ben biliyorum ki eski ülke ocaklardan Hüseyin abi sayın şu anda yani İYİ Parti siyasetini benimsiyor. Benim siyasetim benim siyasetimi tartışmıyoruz. Benim siyasetimi tartışacağım zamanlar. Niye diyorum onu da ben diyorum belki ki o zamanlar gelirse onu da tartışırız. Mesela Meral Akşener olsun veya olsun söz konusu olunca Meral Akşener'le Koray Aydın olunca Hüseyin abi hemen sert tepki gösteriyor. Her neyse biz Koray sert Aydın tepki göstermiyorum. Abiyi seviyorum ben Koray Aydın'ın kendisini. Gayet ılımlı bir insanımdır ve herkesin haklarını da eşit ve objektif ölçüde de savunmaya böyle soru ya da ben dikkat ederim. Kavuncu tartışmasına ilişkin oradan evet, devam edelim. Evet, oradan devam edelim. Dolayısıyla az önce bahsettiğimiz sosyal medyada gelişen itibar suikastı ve medyada gelişen İtibar suikastine bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Ve orada da yine kendi ifadesinde milliyetçi olduğunu, kendisini hiç kimsenin yönlendirmediğini söylemiş. Saldırgan yakalanmış bu arada, ayrıca tutuklanmış. Ki bu arada bana göre az önce konuştuğumuz konuyla yine ilgili bunlar üst üste geldiği için tekrar buna da değinmek istiyorum. Burak Avuncu'ya yapılan saldırının tutuklamayı gerektirecek bir tarafı olduğunu da düşünmüyorum. Yine az önce çünkü Sayın Kavuncu'nun herhangi bir kemiğinin falan kırıldığını zannetmiyorum. Sadece basit bir müdahaleyle
giderilebilecek nitelikte bir yaralama ya da saldırı olduğunu, ama bunlar işte bu şekilde medyatik, sosyal medyada gündem olduğu zaman bunlar bu şekilde maalesef şey yapıyor. Yani demek sosyal istediğim bu. Sosyal medyada infial olunca bakın, tutuklama şimdi mı geldi? Yargı burada her zaman ortada kalmalı. Yani tarafsızlık en çok yargıya yakışır. Hepimiz taraf olabiliriz. Birinin tarafı olabiliriz, bir partinin, bir takımın tarafı olabiliriz, taraftar olabiliriz. Ama taraf olmak yargıya asla yakışmaz ve tarafsızlık da en çok yargıya yakışır. Dolayısıyla ben bir hukukçu olarak benim şahsi görüşüm, tutuklamayı gerektirecek bir durum değil. Bu sosyal medya tartışmalarının üstüne Burak Avuncu'nun olayı tam ders niteliğinde. Şimdi önce bir kişi hedef gösteriliyor birçok organ tarafından. Daha sonra bu kişi bir saldırıya uğruyor ve burada maalesef siyasilerimizin artık bu siyaset dilinde biraz nezakete dikkat etmeleri gerektiği, ayrıştırıcı, düşmanlaştırıcı tutumlardan, söylemlerden uzak durmaları gerektiği gerçeği de bir kere daha önümüze çıkmış oluyor. Evet. Yine aynı basit bir olay. Ama bir... o zaman Sayın Cumhurbaşkanımıza bu kadar hakaret ediyorlar. Bilmiyorum Cumhur İttifakı'na bu kadar hakaret ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'na sosyal medya şey... Kusura bir de bu Burak da, sadece koruma olarak 500 tane sene, araba var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanına bırakınız. Siz diyorsunuz ki sayın dost, adamın o değil. Şahsiyetine saldırı oluyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı iktidar makamıdır. Şu anda bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin organlarını bizzat kendisi şahsen biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı makamı diyorsunuz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı saygı göstermek lazım. Saygı başka bir şey. Ama eleştirilerin odağında olması da çok normal çünkü iktidarsınız. Bakınız bunu söyleyeyim. Eleştiri olmazsa güçlü bir iktidar hiçbir zaman olmaz. Anlatabildim mi? Eleştiriye amenna ama hakaret bazlı. Onlara tabii ki karşıyız. Yani tabii onu... Bunu söyleyelim. Bir de Burak bakın, Avuncu'nun buna biz saldırganını sadece neden tutukladılar? Makam o dezenformasyonun karşısına geçmek olarak da karşıyız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsına da veya eşine, işte ailesine bu şekilde yönlenen hakaretlere ve saldırılara kesin olarak karşıyız. Herkes için karşıyız. Bunu da böylece söylemiş olayım. Evet. Burada herhangi bir olay yaşansa programımızda yöneticimiz Sayın Demir olacağı için öncelikle bütün sorumluluk ona aittir. Ve bütün eleştirileri de karşılaması gereken, göğüslemesi gereken de Sayın Demir olacaktır. Dolayısıyla iktidarlar her zaman eleştiriye açık. Eleştirilmeye aday bir konumdadırlar. İşlerinin gereği budur. Evet. Yani İsmail Bey az konuştu, Hüseyin Bey çok konuştu. İsmail Bey çok konuştu, Hüseyin Bey az konuştu. Sürelerde adaletsiz davrandınız vesaire. Programı gibi, geç başlattınız. Gibi eleştiriler tabii moderatörün yetkisi ve muhatabı oluyor haliyle. Peki bu konuya ilişkin var mı ekleyeceğiniz? Ben bunu söyleyeyim de senaryo hukuki anlamda. Ben Burak Avuncu'nun tutuklamasının sadece dezenformasyona karşı bir hareket niteliğinde bulunuyorum. Nasıl olabilir? Yani? Tedbir amaçlı bunu çünkü ülkemiz ne yazık yangın, orman yangınlarımızda gördük. Help Türkiye vesaire evet. Vesaire. Burada dediğim gibi 50 kere, her kere söyleyeceğim. Savaşlar artık uçaklarla filanla değil. Savaşlar artık psikolojik savaşlar. Bir televizyon ayağı var. Tele1 gibi, Halk TV gibi filan. Bir de sosyal medya var. Onlar ne yapıyor? Yangın, orman yangınlarında o kadar kötü şeyler yansıttılar ki yabancı medya onları kaynak göstererek ne yaptı? Dünyaya bizim bakan açıklama yapıyor. Onu göstermiyor. Halk TV'de, Tele1'de bu yangınları tartışılan, yok oteller yapılacak, yok şu yapılacak, yok uçak yokudu, yok uçak vardı. Bunları lanse ettiler. Diğer milli olmayan Halk TV, Tele1, Fox zaten Murdoch'un ABD'nin şeyi. İngiliz asıllı ABD şeyi. Bunlar yaban dünya ta El Arabiye ya El Arabiye, Suudi Arabistan, Dubai. Bunlar kim ya Allah aşkına kalkıp bunları kaynak olarak alıp dünyaya
sanki oteller yanıyor, sanki şehir merkezler yanıyor. Bizim bir sürü yabancı turist şeylerini iptal ettiler ve ekonomiye darbe vurdular. Bu da bir terör. Anlatabildim mi? Evet. Ve burada burada bizim içerimizde beşinci kol dediğimiz beyle medyadı. O nedenle zanlıyı Hüseyin abinin söylediği gibi hukuken eğer herhangi vücudunda kalıcı veya hasarı olmayan serbest bırakılardı veya verilirdi, adli kontrol şartı koyulardı. Ama dezenformasyonun karşısına geçilmek için ne yapıldı? Tutuklanması verildi. Birinci celesede de serbest bırakılar. Belki 2 ay sonra, 3 ay sonra birinci celese olur. Onu Hüseyin abi söyler de. Ama bu arada bu üçüncü beşinci dediğimiz kol faaliyeti. Beşinci kol artık oturup her gün Burak Kavuncu'yu tartışamayacak. Yalan haberler, bir sürü gündemler yaratmayacaklar. Şimdi AK Parti bir ilçe başkanını, kardeşini öldürdüler teröristler. Hiçbir haber olmadı. Veya oldu çok kısa. Ama Burak Kavuncu olayı oldu ya, sosyal medyada oldu ya. Bakınız, yabancı medyada yer alıyor mu, almıyor. Ben ismimi değiştiririm eğer yer almaz. Yani yabancı medyada bu işi köpürtür diyorsunuz. Aynen. Bakalım sosyal medyada. Uluslararası alanda Türkiye'ye baskı uygulanması için mi? Tabii canım, ne olacak? Siyasilere yönelik özgürlük yok. Bakın, hayatları tehlikede ve benzeri gibi algılar mı oluşturacak? Geçen programda da söyledim. Mossad'ın yeni başkanı ne diyor? Diyor ki başbakanı. Diyor ki artık bunu kabullenmemiz lazım. Dünyanın üçüncü bir lideri çıktı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sevseniz de sevmeseniz de Orta Doğu'da dengeler onun elinde. Diyor biz ABD'nin politikasını bir kenara bırakıp kendimiz Türkiye'yle normalleşme sürecine girmemiz lazım. Eğer girmezsek farklı farklı olaylarla karşı karşıya kalarız. Neden? Nedenini şunu söyleyeyim. Bakınız şimdi biraz sonra geleceğiz ya Taliban konusuna. Evet. Yavaş şimdi, yavaş girelim oraya. Evet, geleceğiz oraya. Bakınız Taliban siyasi ofisi neredeydi? Katar'daydı. Katar'daydı. Hamas'ın siyasi ofisi nerede? Türkiye'de değil mi? İşte. Hayır. Katar'da. Katar'da. Neden? Hamas'ın siyasi ofisi o zaman Halid Meş'el idi. Suriye'deydi. İsrail Suriye'den çok memnunudu. Neden? Çünkü aralarında bir anlaşma vardı. En azından Gazze'ye giden şeyler filan Suriye diyordu benim kontrolümde gidiyor. Ve o dönem iyiydi. Sonra Suriye olayları başlanınca Hamas siyasi lideri baş odu. Gitti Ürdün'e, Ürdün kabul etmedi. Umman'a gitti, kabul etmedi. Türkiye vasıtasıyla Katar'da. Şu anda İsmail Haniye'di siyasi lider. Hamas'ın siyasi lideri. Şimdi Katar'da, İsrail kalkıp Katar'da ona suikast yapamaz. Çünkü resmi olarak tanınmış siyasi bir ofis. Halid Meş'ele daha önce yaptılar da vücudu tamamen verdiler vücuduna, temaslı bir şey. Tamamen vücudunu sardı. Zor billah kurtuldu. Zehir gibi bir şey. Zehirlediler, evet. Sonra ama siyasi ofis olduğundan dolayı Katar resmiyeti tanıdığı için hiçbir şey yapamazlar. Ve bu neden önemli? Türkiye'nin şu anda İsmail Haniye'ye Türkiye isterse İsrail'le Gazze'yi bir araya getirtirebilir Hamas. Çünkü zaten Mahmud Abbas Abu Mazin şu anda devlet başkanı. O zaten İsraillerle aynı yerde yaşıyor.
Hamas onu zaten kabul etmiyor. Yasir Arafat'tan sonra bu ikisinin arası İzzettin Kassam Tugaylarıyla Fetih Tugayları birbiriyle hep savaşıyordular. Bu da İsrail'in işine geliyordu. Sonra Abbas'ı Hamas kabul etmediği için neydi? Şu anda Türkiye en büyük arabuluculuğu yapan kişiydi. Ve bu sebepten dolayı İsrail, Mossad operasyon direktörü, şu anda Mossad başkanı oldu, diyor ki biz bunu kabullenmemiz lazım ki üçüncü lider dünyada artık Erdoğan'dı ve artık biz kendi güvenliğimiz için ABD'nin politikaları zaten ABD bize gebedi. O nedenle biz Türkiye'yle normallaşma sürecine girmemiz lazım. Yoksa daha büyük sıkıntılar çekeriz. Çekeriz. Peki. Var mı Hüseyin Bey bu konulara ilişkin? Yok. Tamam, Afganistan konusuna başlayalım. Yok, ben bu şeyi tamam, Afganistan konusu. Buyurun siz de başlayalım. Sayın Dostum, Sayın Dostum, yani geçen onunla hafta... ilgili bir takım bilgileri vardı. Onları önce duymak isterim. Şu anda mülteciler konusunu bir şey yapalım. Mesela bizim sadece mülteci muhabirin değil, arkadaşımız tabii. Seda Akgüz ve kameramanın arkadaşımız Sabri Kara İran sınırında idi bugün. Yarın da orada olacaklar. Türkiye-İran sınırındalar. Hı hı. Belki şu an programımızda izliyorlardır, bilmiyorum. İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı koordineli bir faaliyet icra ediyor. Basın mensuplarını bölgeye götürdüler. Orada kaçak göçe karşı tedbirler neler? Hangi faaliyetler yapılıyor? İşte duvarlar ne durumda? Havadan gözetleme nasıl oluyor? İran-Türkiye sınırında. İran-Türkiye sınırında. İran'la Türkiye arasında koordine nasıl sağlanıyor? Bunların anlatıldığı bir basına. Sabri Afganistan'a gidebilir. Ben onun şeyini hallettim de. Öyle ama mi? Ama kadın gidemez çünkü Afganistan'a. Afganistan'a gidebilir. Reklamlarda Sabri. Konuşuruz bunu bilahare tamam. Sayın dost. Hüseyin Bey, yani önlemler de alınıyor. Akın akın evet. Geldiği iddia ediliyordu. Mültecilerin yenisi geleceği belirtiliyor filan. Evet. Son durum nedir? Yani konuyla ilgili tabii Sayın Cumhurbaşkanı da açıklama yaptı. Evet. Böyle bir göçten endişe duyulduğuna ilişkin. Ki bununla ilgili konuyu geçen hafta zaten konuşmuştuk. Büyükelçide. Maalesef tabii sayılar veriliyor. Sayılar doğru olabilir, biraz eksik olabilir. Ama sonuç itibariyle bunun yaşandığı bir gerçek. Ve geçen programda da belirttiğimiz gibi önlem alınması da birinci şart. Önlem alınmasının ilk koşulu da İran'la işbirliği. Evet. Çünkü bunların hiçbirisi bize oradan uçarak gelmiyorlar. Arada binlerce kilometrelik bir İran toprağından gerek yürüyerek gerek bir takım insan kaçakçılarının vasıtasıyla daha sonra Türkiye'ye yaklaştıkları zaman başka kanallara aktarılarak Türkiye'ye kadar geliyorlar ki bunlar fırsatını buldukları zaman zaten Türkiye'den de yine insan kaçakçıları vasıtasıyla ki bizim en çok mücadele etmemiz gereken konu insan kaçakçılığı konusu. Ve maalesef artık Türkiye'ye gelen mültecileri kaçıran kaçakçılarla uğraşmak zorundayız daha çok. Tabii ki biz nasıl ki İtalya'ya giden Yunanistan'a giden teknelerdeki mültecileri yakalayıp geri getiriyorsak İran'ın da aynı şekilde bu konulara tedbir alması gerekiyor. Türkiye'nin de yine kendi sınırlarını koruyup yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapılmasına müsaade etmemesi gerekiyor. Ve bu süreçte de bu konunun bu şekilde sadece sınırları kapatıp tel örgü çekerek çözülmesi asla ve asla mümkün değil. Bununla ilgili yine İran ve Türkiye'nin ortak bir çalışma yapıp sanırım bunu zaten ama bilemiyorum tabii Pakistan'da da çok ciddi bir evet. Akın var. Üçlü bir çalışma da olabilir. Belli noktalarda, belli kamplarda bu insanların da bir şekilde kalması gerekiyor. Çünkü bu insanlar bir şekilde Taliban'dan kaçıyorlar. Öyle veya böyle. Biz bunlara ya bunlar vatan haini işte kendi ülkelerini Amerika'ya satmışlar filan tamamı için toptancılık anlayışıyla dememiz mümkün olmadığı için illa ki bu insanlar da Afganistan sınırlarının dışına çıktıysa bir şekilde insanca bir yaşayışla
ve oradaki sistem düzen kurulana kadar, sisteme oturana kadar bir şekilde barınıp, misafir edilmeli diyorsunuz. Barınıp kendi ülkelerine bir şekilde dönmelerini sağlamak sağlamalı. Gerekiyor. Kendi ülkelerine gönderimleri sağlanmalı noktasında da şöyle bir şey çıkıyor mu önümüze? Yani Türkiye, yani Afganistan'da artık yönetim Taliban'da, Taliban'la iletişime ve koordinasyon kurması gerekiyor. Yani Türkiye'nin Taliban'la görüşmediğini düşünmüyorum açıkçası. Zaten görüşmeler yapıldı, açıklanıyor. Görüşüyor ve Taliban'ı da bu şekilde giderse bütün devletler tanımak zorunda kalır diye yakın zamanda düşünüyorum. Ama bir takım yerel güçler de yine şöyle oradaki bir takım özellikle Türk unsurlar olduğunu bildiğimiz bazı unsurların da yeni bir mücadele başlattıklarını düşünüyoruz ki bir süre daha en azından Kabil'de olmayabilir ama özellikle Kuzey Afganistan'da bazı bölgelerde bir takım çekişmeler, çatışmalar yaşanacak gibi görünüyor. Umarım Taliban tabii bizim gözümüzden farklı görülebilir ama Taliban Afganistan'ın bir gerçeği. Taliban biliyorsunuz Rus işgalinden sonra Ruslarla savaştı. Daha sonra Amerika desteğiyle iktidara geldi. Fakat daha sonra yine Amerika'nın eliyle iktidardan uzaklaştırılan bir yapı, organizasyon. Bu insanlar Afganistan'ın gerçeği. Bunların bir an önce oradaki bütün grupları, toplulukları temsil edecek bir hükümet sistemine kapsayıcı bir hükümet diyorsunuz. Geçerek bazı özgürlükleri tabii ki hani bize yansıdığı kadarıyla değil daha belki üst düzeyde bir takım tedbirler, önlemler anayasalarında alırlarsa belki orada yaşamak Afganlar için herkes için kendi ülkesinde yaşamak zaten birinci önceliktir ama daha yaşanılabilir bir hale gelebilir. Buradaki korkular biterse genel af çıkartıldığını biliyoruz. İlan ettiler zaten. Evet, siyasilere yönelik olduğunu biliyorum ben. Genel af ilan ettiler. Kaçmamalarını istediler. Bir an önce askerler için falan da. Tabii şimdi kargaşa yani. Ortamında af da ilan edilmiş olsa sistem oturmadan oradaki düzen tam anlamıyla tesis edilmeden insanlar güvenliklerinden, canlarından endişe duyacaklardır. Bu bir gerçek. Taliban Kabil'e girmeden ve yönetimi devralmadan bir gün önce biz derin mevzu programını yaptık geçen hafta. Bizden evet. Sonra da pazar günü de Sayın Dost zaten o programda Eşref Gani'nin de Afganistan'ı terk ettiğini söylemişti. Biz de biraz şaşırmıştık açıkçası evet. Ama bir gün sonra da bunu diğer kaynaklar bütün dünya basını da ilan etmiş oldu. Evet. Yine derin mevzu programında bir bomba daha patlatmış oldunuz evet, Sayın Dost. Sayın İsmail Dost. Tebrikler. Peki Taliban'ın söylediğiniz yapıyı kurabilmesi için Türkiye'nin, Rusya'nın, Çin'in yani bölge ülkelerinin, İran'ın birlikte hareket etmesi de gerekir mi? İlla ki birlikte hareket etmesi gerekir. Ama biliyorsunuz Afganistan'da ta Atatürk döneminde kurulan sistem çok modern ve şu andaki Afganistan'la hiç alakası olmayan gayet çağdaş giyim kuşam anlamında, eğitim anlamında, yasalar anlamında bir yönetim vardı. Fakat daha sonra bu sistem önce İngilizler, sonra Ruslar, en sonunda Amerikalılar sayesinde tamamen yerle bir oldu. Oradaki insanlar bir şekilde neredeyse medeniyetten, batının şerrinden artık sığınacak liman olarak işte tabii bir takım hiç dünyada benzeri olmayan Sünni, işte bir Selefi akımla yönetilen Taliban rejimine, daha doğrusu Taliban bu sisteme doğru itilmiş oldu. Ya bu insanların yaşadıkları şeyleri bilmeden onların işte dünya görüşlerini, dini duruşlarını yargılama pozisyonunda değiliz. Burada tabii ki Afganistan bizim geçmişten gelen dostumuz. Ha, oradan geliyordum. Atatürk zamanında sanıyorum cumhurbaşkanlarını uyarıyor. Diyor ki bu kadar hızlı gitmeyin. Çünkü çok ciddi bir takım reformlar yapılıyor Afganistan'da. Kılık, kıyafet, eğitim, İşte din konusunda bir takım reformlar yapılıyor. Atatürk de o dönemde uyarıyor. Diyor ki bak bunları çok fazla hızlı giderseniz sindiremezsiniz. Daha sonra başka şeylere sebebiyet verir ki maalesef yaşanan şey de aynı bu şekilde oldu. Afganistanlı Afgan milletine mensup tanıdığım insanlar da maalesef ne bundan önceki sistemden ne de gelen Taliban rejiminden
Çok mutlu değiller. Bunu ben ama Taliban'ın kendi, yeni sistemini hep tabii, birlikte yaşayıp göreceğiz kendi yani. Kendi tanıdığım insanlar bir fırsat beyanlarından bunu söylüyorum. Genel bir daha doğrusu bir genelleme yapmam mümkün değil bununla ilgili. Ama bazı böyle yorumlar vardır. Ama insanlar çok tedirgin ve kaygılı. Ama en azından ABD'nin işgaline son verilmesi noktasında tabii, mutlulardır. Yani şimdi ABD'nin işgaline de son verdiler. Rusya'nın işgaline de son verdiler. Evet. Ki ben ABD'nin işgaline son verip vermedikleri ya da Amerika'nın bu sistemi bu şekilde hallaç pamuğu gibi yerle bir edip Afganistan'ı tamamen bir savaş alanına çevirip oradan kaçmış olduğunu da düşünüyorum. Çünkü Amerika ile bizzat tabii ki bir başarı mıdır? Başarıdır ama nereye kadar başarıdır? Afganistanlılar kendi milli devletlerini kurup dünyaya entegre olabilecek şekilde kendi yeni kanunlarıyla birlikte diğer dünya milletleriyle birlikte yaşama kaygısıyla hareket edip yeniden bir devlet yapılanmasına giderlerse ve buna giderken de daha önceki işte bu Amerika desteği gibi desteklerin çok yoğun ve baskı veya oradaki sistemi ele geçirme şeklinde olacak tarzda olmasına izin vermeden yani bugün Amerika güdümünden çıkıp da yarın Çin'in hatta Türkiye'nin bile güdümüne girmeden kendi sistemlerini kurması gerektiğini düşünüyorum ki diğer milletler sahnesinde Birleşmiş Milletler'de kendilerini güzel bir şekilde temsil etsinler. Vatandaşlarına güzel bir yaşam hakkı alanı bir an önce tanısınlar ki bunun için bütün imkanları var. Yeraltı kaynakları gayet zengin. Son derece verimli toprakları var. Dediğim gibi özellikle maden alanında Afganistan toprakları çok çok zengin. Ve Çin'in bu yeni İpek Yolu projesinin de geçiş güzergahında olduğu aşikar. Evet. Şimdi tabii burada ABD despotizminden kurtulup Çin'in aynı şeylerini yapmasına müsaade ederlerse Orta Doğu devletleri ya da Orta Asya, Türkistan devletleri diyelim. Bunun sonuçları da çünkü güç zehirlenmesi her insanda, her devlette maalesef bir süre sonra tarih bunu gösteriyor. Aynı noktaya kadar ilerler. Her şeye evet deyip bir yere tamamen kanalize entegre olurlarsa bununla da karşı karşıya kalabilirler. Demek istediğim milli devletler, herkes sınırı belli, yönetimi ayrı, birbiriyle özellikle komşularıyla, bölge ülkeleriyle işbirliği halindeki devletlerin oluşturduğu bir Asya temenni ediyoruz. Evet, bunun yolu peki. Da Afganistan'dan geçiyor. Peki, teşekkürler efendim. İsmail Bey, şimdi şöyle sorayım. Çarşamba günü özel bir yayın yapacaktık ama sağlık sorunlarından dolayı yapamadık. Tekrar geçmiş olsun. O programa dair özel hazırlığınız vardı ve bu hafta ya bu akşama kaldı. Söz sizde sayın dostum. CIA'in çok gizli belgesini paylaşacağım. Nedir? Ne var o belgede? Ne üzerine? Her şey Afganistan'ın tüm üzerinde. Tamam. İlk önce zaten bir fotoğraf vardı. Yönetmen arkadaşımızdan rica edelim. Sonra bilmiyorum nasıl sızdırıldı. Ben sayın dost, sizin bir dakika sözünüzü alacağım. Birazdan sizle devam edeceğim. Moral ve motivasyonunuz bozulmasın lütfen. Arkadaşlarım şimdi haritayı hazırlasınlar o arada. O yüzden sözü alıyorum sizden. Arkadaşlarıma biraz zaman tanıyalım. Onlar o sizin sözünüzü ettiğiniz fotoğrafı, görseli getirsinler ekrana bir yandan. Birazdan onunla birlikte başlamak daha sağlıklı olacaktır. O hazırlanana kadar Hüseyin Bey sizde birkaç sorum daha var. Onları da tamamlayalım. Ardından o görseli de arkadaşlarımız hazırlasınlar. İsmail Bey de o görselin üzerinden konuşmaya devam etsin. Tam bir uyum içerisinde o süreci de götürelim. Evet. Ya şimdi Çin'in de aynı şeyi yapmaması Çin'e de karşı da bu böyle bir ABD'nin Çin'e karşı olmasın yani şöyle demiyorum. Pardon şöyle söyleyeyim. Yani ABD'nin yaşattığı egemen tabloyu Çin'in yaşatmaması egemen gerekiyor. Egemen güçlere karşı milli devletlerin aynı şekilde Türkiye'nin de hem Amerika'ya hem Rusya'ya hem Çin'e karşı egemen güçlere karşı güçlü devletlere karşı daha önce bu İngiltere Fransa'ydı biliyorsunuz. Belli bir mesafede durması gerekiyor. Milli devlet olmanın şartı budur. Bunu demek istiyorum. Yoksa ben Afganistan Çin'le savaşsın demiyorum. Anladım. Çok yanlış demek istediğim bu değil. Tabii ben şunu kastediyorum. Yani ABD geldi işgal etti ve ABD ne istediyse o oldu. Kan, gözyaşı,
gölü oldu her yer. Maalesef. Benzer tabloyu başka ülkeler Afganistan'da yaşatmasın. Kimse bunu istemez. İstemeyiz. Evet, asla istemeyiz. Sonuçta onlar bizim tarihi dostlarımız. Türkler Afganların abisidir. Tarih olarak bu hep böyledir. Onlar bizi bu şekilde görüyorlar. Afganların bizi çok sevdiğini çok iyi biliyorum ben. Şahsi evet. tecrübelerimden çok Öyle iyi mi? Biliyorum. Birçok Orta Doğu ülkesinin den ziyade olarak Türklerle bir gönül bağları olduğunu. Türk bayrağı zaten hep şu meşhurdur. ABD'li askerlerin bazen sokağa çıkarken bazı yerlerde Türk bayrağıyla. Evet tabii o tarihi dostluktan kaynaklanan bir şey. Yani sonuç olarak orada yaşayan insanların birçoğunun hem ırki açıdan hem kültür açısından bize çok uzak olmadıkları bilinen bir gerçek. Evet. Peki İsmail Bey haritada hazırmış. Arkadaşlarınız onu ekrana versinler. Sizi de dinlemeye başlayalım efendim. Buyurun lütfen. Söz sizde sayın dostum. Evet. Şimdi ilk önce ben bir şeyden geçeyim. 1990'da biliyorsunuz ki Sovyetler Birliği ABD'ye Afganistan'a girmişti. 1990'da CIA Taliban'a destek veriyordu. Taliban 1985'te hayat buldu ve sadece o zaman Mektep diye ve Taliban'ın adı öğrenciler diye geçiyor. Talebeden geliyor. Talebeden geliyor. Bunların Pakistan'da kuruluyor mektepleri değil mi? Pakistan'daydı ve orada başladılar ve ta 1990'a kadar hep ABD'nin kontrolündeydi Taliban. Ve diğer taraftan da ondan sonra destekleri direkt ABD artık 90'dan bir yana gördü, sıkıntılı gördü. Bu sebepten dolayı Pakistan üzerinden bu yardımlarını sürdürdü. 1994'te de bu kere Taliban o mektepten çıkıp bu kere siyasi hayata başladı. Sonra siyasi hayattan askeri eğitimlere başladı ve ilk askeri kampını 96'da Mulla Umar Muhammed başkanlığında askeri kanadını kurdu. Ve sonra da yönetimi ele aldı El-Kaide ile birlikte. Çünkü Mulla Ömer Muhammed'in bir kızı Usame Bin Laden'in El-Kaide'nin başındakinin kız eşiydi. Yani dört eşinden bir tanesiydi Mulla Ömer Muhammed'in kızı. Sonra 2001 yılında ABD 11 Eylül saldırısından sonra bir planlama yaptı ve burada da aslında Taliban'ı koruyan kişiler bu kere Taliban'ı yok etmeye kalkan kişiler oldular. Ve 2001'den sonra ne oldu? 2001'de Taliban dağıldı. Hatta El-Kaide ile birleşmişti ya Taliban. Bir sürüsü Irak'a gittiler. 2003'te ABD'nin bunu bir hata olduğunu kaç kere o dönemin CIA Başkanı George Tenet bunu söylüyor. Senato Güvenlik Komitesi'nde, İstihbarat Komitesi'nde diyor ki biz bunu fark etmedik ki Taliban ve El-Kaide hemen yer değiştirecek ve bizden hınçlarını alacak. 2003'te diyor ki biz Saddam askerlerini beklerken Irak'a ilk girdiğimizde hep keskin nişancılarla vesaire ve intihar saldırılarla karşılaştık ve hep cesetlere bakırken baktık gördük ki bunlar mesela 100 tane
intihar saldırısında bir tanesi belki Iraklıydı. Başka milliyetlerdendiler. Ve çoğu da Afgandılar. Ve sonra da asıl yine yerleri nerede oldu? Beluçe kentinde oldu Pakistan'ın. Orada gizlendiler. Ve ama Al-Kaide büyük bir tane üstü vardı. Torabora. Afganistan'ın dağlık alanı çok jeopolitik, çok stratejik bir bölge. Her tarafa şeyi vardı, hakim. Hatta o dönemde 300-400'e yakın ABD askeri şeye iniyorlar, iniş yapıyorlar, bir yere gidiyorlar, geç oluyor, tam geliyorlar, Torabora güzergahından geçerken pusuya düşüyorlar. O taraftan El-Kaide var, bu taraftan da Taliban güçleri var. Düşünün, 2005 yıllarında. Sonra ABD, o zaman Burhanettin Rabbani vardı, General Fahim vardı. Bunlar hükümetin başındaydılar Afganistan'da. Ne yapalım, ne edelim? Bir türlü yol bulabilmiyordular. Bu 300-400 askeri oradan nasıl çıkartalar? Hatta CENTCOM'un başkanı şey yapıyor, ne derler adı? Operasyonu direkt Beyaz Saray. Ve bunu bizzat kim söylüyor? Madeleine Albright. Halbuki Madeleine Albright şeyin Dışişleri Bakanı'ydı. Demokratların, yani Clinton, Bill Clinton'un Dışişleri Bakanı'ydı. O nedenle şey ricada bulunuyor. George W. Bush ricada bulunuyor Madeleine Albright'tan. Diyor ki sen Afganistan'a git ve orada benim tarafımdan bu krizi çöz. Daha ılımdı. Gidiyor. En sonunda orada bir Afgan komutan, o da kim imiş? Rahmetli Penşir'in aslanı, Beş Aslan diye bir eyalet var. Beş Aslan'ın aslanı Ahmet Şah Mesud'un oğlu. Ahmet Şah Mesud da biliyorsunuz ki Sovyetlere Birliği savaşını verdi. Sovyetler Birliği. Evet, 11 Eylül'e 2 gün kala 9 Eylül'de Fransa'da bomba bir kameraman kameraya bomba yerleştirdiler ve gittiler. Orada intihar saldırısıyla Mehmet Şah Mesud'u öldürdüler ve 11 Eylül oldu. Neden bunu yaptılar? Çünkü Mehmet Şah Mesud hayatta olsaydı ABD 2002'de rahatlığıyla elini kolunu sallayarak Irak'a giremezdi. Ve şu anda da oğlu hakeza. Bakınız, şu anda Hamid Karzai Afganistan'da, Abdullah Afganistan'da, birçok bakan Afganistan'da ve tüm yönetici askerler filan ülkesini terk etmeyen, hain olmayanlar hepsi Penşir'e toplanmışlar. Beş altın. Penç yani beş, Şir yani aslan, Beş Aslan'ı ve şeyde oğlu zaten Ahmet Şah Mesud'un oğlu Hak yolu diyor, babasının yolundan gitmiş. Tek Afganistan orayı, Taliban hiç zaman orayı alamamış. Ruslar da orayı, yani Sovyetler Birliği de orayı alamamış. Her neyse o dönem Ahmet Mesud'un oğlu diyor ki tek bir kişi size yardım edebilir, bir İranlı general var. Diyorlar ki onlar bize yardım etmezler filan. Diyor o bölgededi. İsterseniz yardım isteyelim. Madeleine Albright BBC Türk BBC İngilizce'de var bu şey. Röportaj, belgeseli. Belgesel. Diyor ki bir general geldi. Başka bir isim kullanıyor. Kasım Süleymani'ydi. O zaman bile İran halkı Kasım Süleymani'yi tanımıyordu bile. Sonra geldi. Oradan bir çizelge çizdi 45 dakikada. Dedi ben bunları sağ sağlam buradan kurtarırım. Diyor ki CENTCOM'un başkanı şey etti. Dedi ki böyle olmaz, biz 3 yıldır buradayız. Şöyledi böyledi. Dedi arkadaş
ben kendi ekibimle gidip sizin eskerlerinizin burnu kanamadan getirtirim. Madden Arbitright diyor ki ben ilk sözüne çok şey kaldım, bir de duruşuna çok beni şey altına bıraktı. Dedi ki biz ülkelerimiz birbirine düşmandı. Ama burada insanlık söz konusu ve insanların canıdı. Ben nasıl ki bir askerimi arkamda bırakmam veya bir askerimin şehit düşerse çok üzülerim. O nedenle de ben can kurtarmaya gelmişim buraya. Ülkem sizden düşmanıysa ve siz de bize düşmanıysa ben bunu bir kenara koyup insanlık adına gelip CENTCOM başkanı kesinlikle diyor bu plan hayata geçmez, büyük zayiat vereriz. Ama diyor ki ben boşa şunu söyledim. Dedim ki bir general var İranlı, ben kalbim tamamıyla ona inanıyor ve o kurtarıyor. Diyor tamam dedim. Tüm emirleri dedim ki bu kişiler gelecek oraya, oradaki pusuya düşenlere. Sonra birden gördüm general motosiklete bindi. 6 kişi. Dedim sen kendin mi gidiyorsun? Dedi evet ben her yere kendim giderim. Ve sonra diyor 5 saat sonra bizim askerlerimiz geldi. 1 saat sonrası onlar arkasından geldi. Ve burada yani ABD'nin asıl Afganistan'da neyi planlanmıştı? Ne eline geçemedi. Neyi bakınız, planlamıştı ne Afganistan'da geçemedi. İşte onu söyleyeyim. Afganistan'da demir, bakır, altın madenleri var. Bunları soydular ve artık yeter kendilerine dediler. Ama en önemli şey lityum üzerindeki. Dünyada sadece ve sadece Afganistan'da bulunuyor ve her yıl geliri 1 trilyon dolardı her yıl. O da nerede bulunuyor biliyor musun? Ve ABD nasıl orayı elde edemedi? Nasıl? Penşir'de bulunuyor. Ahmet Şah Mesud'un bölgesinde bulunuyor. Ve şu anda da Avrupa ülkelerinin tamamı hatırlarsan insan hakları çerçevesinde vesaire vesaire biz Taliban'la görüşeriz vesaire. Halbuki Fransa biliyorsunuz ki buradan bir alıntı yapıyorum. 2008'de Fransız askerleri bir köyü yok ettiler ve buna da Macron çıkıp şey yaptı. Dedi çok mutluyuz bu görevimizde. Halbuki orada hepsi Fransız bir avukat bu olayın peşine düşüyor ve çok şey yapıyor, incelemelerde bulunuyor ve diyor ki herhangi bir tane şey bulunmamıştı, militan vesaire bulunmamıştı, şehrin adını bulmaya çalışıyorum. Afganistan'da sonra, değil mi? Sayın Afganistan'da mi? Ve diyor ki çocukları bombaladan sonra hatta çocukları bile diyor Fransız askerleri çocukları bile yalandan görmezden diye gelmeyip ateşlediler. Ve bunun belgeselini bu avukattan bir Fransız yönetmeni gidiyorlar yerinde çekiyorlar ve dün yayınlatıyorlar bunu. Yeni yayınladılar dün. Evet. Çünkü neden? Yine Macron ortaya çıktı. Biraz dedi açar ki, mısınız? Evet. Macron ortaya çıktı. Bu çünkü gündemde yokudu. Gündemde yokudu Macron. Sonra dedi ki Avrupa Birliği adına şunu söylemem gerekiyor ki biz aynen bunu söylüyor. Düzensiz göç dalgasına karşı korunmalıyız ifadesine diyor ki Avrupa olarak
bunu hemen elde edip tüm Avrupa Birliği liderlerinin ve ilk önce de diyor ki Dışişleri Bakanları bir araya gelip ve sonra da Paris şeyinde Paris'te de ben başkanlık liderleri başkanlık edip bunu ele almak istiyorum. Bu belgesel hemen yayınladıktan sonra Genelkurmay Başkanı vesaire şeyi tehdit ediyorlar. Yönetmeni. Tehdit ediyorlar. Meselenin esli lityumdu. Sonra gelelim bu saldırı nasıl planlandı? CIA'nin dilinden birebir size ilk defa aktarıyorum. Hiçbir yerde yok. Bulan getirsin 10.000 TL ödül veririm. Nedir o bilgiler sayın dost? Bakınız şey bayramı işçiler bayramı 1 Mayıs doğru mu? 30 Mayıs geçen yıl Trump'ın son evet, 30 Mayıs. 1 Mayıs'a bir gün kala Trump Oval ofisinde Cumhurbaşkanlığı Oval önemli ofisiydi. Oval ofisinde diyor ki biz 18 yıl savaşta kaldık ve bu 18 yıl savaşta bir şeyler elde ettik, bir şeyler elde etmedik ama artık seçime ben askerlerimi her ne kadar dışarıdan çekersem o kadar iyi olur. Sonra o toplantıda CIA başkanı var, John Bolton var, Mike Pompeo var. Sonra CIA başkanı diyor ki siz bile 20 gün askerleri bile çekersiniz, Afganistan çökülüp Taliban'ın eline geçer. Sonra John Bolton diyor ki benim bir fikrim var. Sonra John Bolton nereye gidiyor? Hatırlıyor musun geçen yılı? Şeyde, Varşova'da Arap Körfez ülke liderleriyle Netanyahu görüşme yaptılar. Evet. Orada Bolton bir tane video konferans yapıyor. Trump'a diyor ki ben askerleri oradan şeyden çekerim Afganistan'da. Hiçbirinin burnu kanamaz ve Taliban'ın eline de düşmez. Sadece 3 tane şart var. Nedir? Eşref Gani istifa edecek. Ondan sonra yerine başka benim söylediğim kişi gelecek. Çünkü o anlaşmıştı orada Körfez ülkeleriyle şeyle. Sonra bunları kabul etmiyor. Sonra Trump Zalmay Halilzad bu. Tamam. Bu yine üçü, bir yer değiştirmişsiniz. Bu üç resim bir 2-3 Twitter ben bu resmi Zor Billah çıkartmıştım. Sonra Twitter'de paylaşıldı. Bu 1975'te tamam. ABD'de burs verilen Selahattin Demirtaş da aynı okulda gidip okudu ama bunlar şeyden okumuşlar. Yani ne derler adı? Üniversiteyi okumuşlar. O liderlik okuluna girmiş. Yani bunların birkaç devre şeyinde. Altında oldu. Bunlar en şey. Bu 1975 Zalmay Halilzad. Bu 2021 fotoğrafı Zalmay Halilzad. Sonra burada Şir Muhammed Abbas 2021, bu 1915 Taliban'ın başı. Bu da 1975 Eşref Gani, bu da 2021 Eşref Gani'si. Bunların üçü yatak odaları, yatılıymış. Yatak odaları bir, birbiriyle beraber 5 yıl zaman geçirtmişler. Enteresan olan
Bu ABD'nin derin devleti her zaman özel temsilcisi atınır. Sonra fark etmez demokrat, fark etmez cumhuriyetçi, hangi iktidarda olursa olsun büyükelçi atanır. Derin devletin adamı. Bu Taliban teröristi dediğimiz grubun başkanı. Bu da Afganistan Cumhurbaşkanı. En son Cumhurbaşkanı Eşref Gani. Eşref Gani. Şimdi Pompeo Zalmay Halilzad'ı Trump çağırıyor ve diyor ki ben seçimleri kazanmam gerekiyor. Afganistan'da artık yeter kaldığımız. Sonra John Bolton buna karşı çıkıyor. Diyor böyle bir şey yapma. Benim söylediğimi yap. Trump karşı çıkıyor. Ve önemli bir şey söyleyeceğim. Trump birdenbire şu talimatı veriyor. Diyor ki Eşref Gani müzakerelerde olmayacak. Bir kenara atalım. Ve sonra diyor ki Taliban'ı ABD'ye getirtileceğim. Asıl John Bolton'un istifa gerekçesinin altında bu. Bu CIA'in raporudu. Senato'ya vermiş. Bak Afganistan olayı kaç gün oldu? 10 gündü. Bu 5 gün önce verilmiş. Bir rapor. Evet. Sonra diyor ki Trump Taliban'ı Washington'da değil Camp David ABD Cumhurbaşkanlığı Taç Sarayı yani Washington'daki OHAL ofisi normal Cumhurbaşkanlığı ofisiydi ama Camp David yani Cumhurbaşkanlığının makamının en taç noktası yeriydi. Mesela bir tane ABD Cumhurbaşkanı birisini çok önem, çok değer vermek istiyorsa Camp David'e davet ediyor. Ki nice Clinton İsrail'le Arafat arasında anlaşma imzalaması için kandırmak için çok önem vermek için Camp David'e Hüsnü Mübarek, Yasir Arafat'ı filan çağırmıştı. Diyor ki biz CIA diyor biz devre dışı bırakıldık. Trump bırakınız Beyaz Saray OHAL ofisinde Cevahir Taç dediğimiz Camp David'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bir de 11 Eylül'ün yıl dönümüne 3 gün kala bunları davet etti. Ve diyor ki orada görüşmeler yapıldı ve orada şu gizli anlaşmaya varıldı ki Zalmay Halilzad Taliban'a görüşmeye atanmış oluyor. Yani bu Doha'da görüşmelerin öncesi aslında ABD'de Taliban görüşmüş. Bizzat Trump görüşmüş ve imzalamışlar. Ve CIA burada diyor ki biz biz devre dışı bırakıldık ama diyor ki biz yine diyor Cumhurbaşkanı'na dedik ki bu müzakereleri gizli yaptın bitti ama Zalmay Halilzad atanmasını en azından çıkıp şey yap ne derler adı Taliban'la müzakerelere barış müzakereleri diye açıklama yap ve diyor ki bizim baskımız üzerine diyor asıl anlaşmayı yaptık imzaladık ki bizim askerlerimizin bir tanesinin burnundan kan gelmeyecek. Taliban da bunu kabul ediyor ve gördünüz şu anda ABD'liler hatta askerleri filan gitti bir sürü özel kuvvetleri var bir sürü ABD'liler var ya bak ABD dün yok evvelsi gün ne dedi?
Dedi ki vatandaşlarımız boş yere havalanına gitmesinler. Büyükelçilikte çalışanlar filan kalsınlar. Gitmesinler. Ta biz söyleyene kadar. Biden bugün açıklama yaptı tahliyelere devam ediyoruz diye. İşte yani rahattılar. Yok, eski zor şartlar altında yürütüyoruz. Yok o hani şu insanların. Taliban'a işte bizim askerlerimize yönelik bu tahliye sürecine müdahale etmeyin diye talepte bulunduklarını açıklıyorlar. Hayır, zaten. Hayır bir sene önce imza atmış diyorum tamam, burada sana. Tamam yani ama açıkladılar en nihayetinde onu. Yani bugün açıklıyorlar da dün diyorum ki dün yok evvelsi gün ABD Dışişleri diyor ki biz ABD vatandaşlarına diyor ki boş yere havalarına gitmeyiniz. Ta biz söyleyene kadar. Niye diyor boş yere havalarına gitmeyini? Çünkü havalarının çevresi tamamıyla insanlardan dolu ve bir de orada kan gütmeye bir sürü husumetler var. Aileler tarafından, şeyler tarafında. Ve birbiriyle orada ne yapıyorlar? Biri kaçmak istiyor o aile tarafından. Taliban'ı bir kenara bırakırım. Birden tarama yapıyor. Birçok olaylar var şu anda. Sonra kendi aralarında kaçmaya çalışanlar da evet husumeti olduğu için. Sonra diyor ki 14 bin ABD'li esker ve 5 bin 100 5 binde bir taraftan ne ediyor? 19 bin bir de diyor ki 135 yerel çalışanımız var onlarla birlikte. Yani ABD'nin casusları. Evet. Afgan. Devşirdiği Afganlı. Kişiler. He. Diyor ki 14 bin, 5 bin 135 kişi diyor bunlara tamamıyla herhangi bir dokunmayacaksın. Bunu Trump imzalamış bu şeyde. Sonra diyor ki hatta Eşref Gani defalarca bu müzakerelerde aradı. Hiçbir zaman şey konuşmak istemedi. Trump ve Trump sadece Pompeo tarafından demiş ki sen bizim biz seni ABD'de bu kadar yatırım yatırttırdığımız istikrarlı güçlü şey yapmamıza rağmen sen yapamadın Afganistan'ı şey yapamadın yönetemedin. Evet. Sonra senatör Lindsey Graham cumhuriyetçilerde diyor ki General Jack King o da emekli edildi ve General David Petraeus ki Afganistan Irak şeyini yönetiyordu. Diyor onlar da iki kez Zalmay Halilzad'dan özel bilgiler Trump'ın talimatıyla CIA'den alınan bilgiler getirtildi. Çok gizli belge sadece Cumhurbaşkanı'nın erişimine açık istedi Trump ve onlara verildi. Ve sonra diyor ki biz Trump'a şunu söyledik. Eğer 3 ay biz askerlerimizin sadece 5 binini çeksek Afganistan'da diyor ki Afganistan en fazla hükümeti 1 ay dayanabilir. Ama geldiğimiz noktada sonra diyor ki artık Afganistan bizim için bitmiş ve biz anlaşmamızı yapmışız. Sonra Taliban şartlar neydi Taliban için? Bir sayın dostum biraz hızlı gidelim sonra evet, ABD'ye bir de haritayı versinler. Diğer söyleyeyim. Haritayı tekrar verelim tamam. ABD'lilere dokunmayacak 135 kişiye dokunmayacaklar o sözü vermiş. El-Kaide kesinlikle şey edilmeyecek. Taliban El-Kaide ile işbirliği yapmayacak ve diğer tarafında da İslam Devleti olarak adlanmayacaksınız. Sonra
Diğer taraftan da diyor ki biz kaç kere bunu oturup şey yaptığımızda Afganistan masası olarak oturup bunu Pentagon istihbaratıyla oturup planlamasını yaptığımızda hep bekliyorduk ki Helizat'tan daha iyi bir şeyler duyalım. Ama bunu biliyorduk ki Camp David'de bir anlaşma imzalanmış. Ama içeriğini tam bilmiyorduk ta bugün diyor. Ve sonra diyor ki September'ın birinci günü toplantı başladı ve diyor ki bugün bu 9 kere toplantılar Doha'da diyor onlar bize geldi ama Zalmay Halilzad'ın nerede yer bulduğu olaylarda direkt sadece başkana bilgi verer. Herhangi bir kişinin ondan bilgi alma yetkisi yok. O sebeple dolayı az bir zaman büyükelçilik olarak atanır. Çünkü senato tarafından sorguya çekilebilir. Ama özel temsilcisi atandığı için sadece başkana şey veriyor. Rapor ve diyor ki Biden geldikten sonra tamamıyla söylemleri yalandan ibaretti. Çünkü Halilzad Biden'la görüştüğünde söylemişti ki bir anlaşma Camp David'de yapılmış ve bu anlaşma çerçevesinde biz tüm güçlerimizi oradan sağ sağlam ülkeye getirttireceğiz. Ve diğer tarafta da diyor ki Eşref Gani'ye de diyorlar ki istifa et. Eşref Gani kabul etmiyor. Ondan sonra Eşref Gani diyor ki bizim aldığımız irtibatlar çerçevesinde son anda bir dolu uçak parayla sonra iki helikopter parayla ve üç araba parayla diyor o üç araba para en son Pakistan sınırında son kez görülmüş ve ondan sonra görülmedi. Ve diyor helikopterli para Özbekistan'a doğru yola çıktı. Ama diğer helikopter düşürüldü. Bunun devamı çok. Burada şunu söylemek istiyorum. Afganistan Taliban ilk eyaletini İran sınırı tam aldı. Bir günde aldı. Çok önemli bir bölge. Ondan sonra Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan şu anda zaten buralar artık kırmızıdan kalkması gerekiyor. Çünkü gri neyin Kabil bu eski şeydi. Bu eski bir hariç. Şu anda Taliban hepsini kırmızı. Almış. Bir Pençir, kırmızı. Bir Pençir yani, hariç. Evet, Taliban şu anda batılı ülkeler insan hakları yok bilmiyorum göçü engellemek filan şu bu değil. Sadece söylediğim gibi demir, bakır, altın ve ondan daha doğal büyük kaynakları. Ve ondan daha büyük dünyada tek var olan lityum madeni gözleri var. Gözleri onda ama en önemli noktaya geldi. Son sayın dost. Hepsiyle Avrupa istihbaratları gizli. Hepsi Taliban'la görüşmek istiyor. Ama Taliban bir tek Türkiye'yle görüşmek istiyor. Ve Türkiye'den yardım istiyor. Neden? Çünkü en güvendiği şu anda ülke. Türkiye'de. Tek. Ve bu sebepten dolayı da çok önemli gündemlerimiz olacak. Bu 20 günde hem iç politikada hem dış politikada. Hareketli bunu, günler yaşayacak. Çok hareketli, çok hareketli günler olacak bu 20 günde. Hem içeride hem dışarıda çünkü o lityumu Türkiye'ye yedirttirmek istemeyecekler. Peki çok önemli. Ama içeride bir şeyler yapabilirler ki bizi iç meselelerle meşgul etmeye. O sebepten dolayı kesinlikle dezenformasyon yani psikolojik savaşların
sosyal medya üzerlerinde veya beşinci kuvvet dediğimiz milli olmayan medya televizyon gazetelere itina etmememiz gerekiyor. Değerli izleyenler, Derin Mevzu programının bu hafta da sonuna geldik. Orta Doğu ve terör uzmanı Sayın İsmail Dost, hukukçu Sayın Hüseyin Çıfkın konuklarımız oldu. Önümüzdeki hafta yeni bir Derin Mevzu programında karşınızda olacağız efendim. Herkese mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.